Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışveriş videomda bahsettiğim MAC'in oval fırçasıyla bir makyaj hazırladım. İlk deneyimlerimde bu videoda olmuş oldu. Ben de ilk kez sizin de göreceğim nasıl bir fırça olduğunu. Bu gördüğünüz makyajı da gece makyajı olarak kullanabilirsiniz. Eğer nasıl yaptığımı ve detayları merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Cildimi makyaja hazırladım. Nemlendiricime sürdüm. Şimdi bazılarıma geçiyorum. Öncelikle cildimi biraz daha kusursuz gösterebilmek için bir gözenek sıkılaştırıcı. Bu Benefit'in Professional isimli ürününü kullanacağım. Artık kalmamış. Sadece ben bunu gözeneklerimin olduğu kısımlara biraz tampon hareketlerle yaptığınız zaman sonra ben bugün farklı bir ürün denemek istiyorum. Tuş Ekla yani Vaseline'in böyle bir silikonlu gibi ışıltılı bir bazını uygulayacağım. Hem biraz daha gözeneklerini sıkılaştırmasını sağlıyor cildin. Hem biraz nem veriyor hem de biraz daha parıltı kattığı için 3 bir arada. Fondöten işlemimize geçebiliriz. İşte bu muhteşem ürünümü çıkarıyorum. Ve ilk kez deneyimleyeceğim. Şimdi fondötenim. Benim fondötenim Make Up For Ever'ın Ultra HD Stick Fondöteni. Benim rengim Y315. Şöyle bir rengim, benim rengim bu. Şimdi başlıyoruz. Bu arada tutuşunu bana göstermişlerdi ama unutuyorum. Şu şekilde tutulmasını öneriyorlar. İnanılmaz doğal durdu. Belki kamerada biraz daha rengim bir tık daha koyu gibi çıkıyordur. Fakat şimdi yani harika durduğuna göre ben bununla bir de göz altlarımı kapamayı deneyeceğim şimdi. Göz altı kapatıcılarım. Bu MAC'in Pro Long Wear. Benim ikisini karıştırmamın sebebi ben yanlışlıkla bayağı bir koyusunu almıştım. Biri NW25, biri de NC20. İkisini şöyle elimin üzerinde. Evet, muhteşem fırçamızı tekrar aldık. Şu şekilde. Ya o kadar çok beğendim ki gerçekten ufak olanlarından da almak istiyorum. Çünkü ya cildim fondötenden mi üzerine sürdüm kapatıcıdan mı yoksa fırçadan mı bilmiyorum ama herhalde üçü bir arada muhteşem görünüyorlar. Umarım orada da öyle görünüyordur. Yani çok güzel oldu. Harikaymış. Şimdi biraz daha aydınlık bir görünüm vermek istiyorum. Bugün farklı bir ürün kullanacağım. Yani elmacık kemiklerimi daha belirgin yapmak için, kontür işlemi için yani. Şöyle bir fırça alıyorum. Bu şekilde konsiler fırçası da olabiliyor. İsterseniz normal far fırçası olarak kullandığınız ürün de olur. Hiç fark etmez. Ben bunu biraz daha çalkalasam iyi olacak. Bu L'Oreal'in Glam Bronze isimli böyle aslında
Ya böyle bronzlaştırıcı ürün de olabiliyor. Yani böyle fondötenin içine koyabiliyorsunuz. Daha ışıltılı, daha bronz olması için. Ondan sonra işte benim gibi kontür işlemi yapmak istiyorsanız. Çünkü koyu bir renk bayağı bir. Ama yazın da çok güzel olabilecek bir ürün. Ben bunu hem indirimden almıştım. Şu anda nasıl gratislerde indirimler varken. Kaçırma indirim. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Real tekniğin fırçasıyla da dağıtacağım bunu. Mickey Prep and Prime isimli bu transparan pudrasından. Gözlerime far bazımı sürdüm. Hafif de kurumasını bekledim. Biraz da göz altlarıma doğru da yaydım onu. Çünkü biraz göz altlarıma da makyaj yapacağım için daha iyi dursun istiyorum. Ürünü kullanacağım. Bu artık biliyorsunuzdur sanırım. Hafif bir gözüme tabaka gibi oluşturmak açısından. Şöyle. Blackout isimli farı kullanacağım. Bunu bir şöyle Mac'in 217 fırçasıyla alıyorum. Gelişi güzel aslında. Dokundurtuyorum sadece. Bir karıştırma fırçası alıyorum. Ben yine bu Nude Dude paletinden şu iki rengi biraz karıştırarak şu kriz bölgesine yayıyorum. Bu açık tonları da alıp geçişleri biraz daha temizlemek istiyorum. Bu NYX'in ES118 Matte MAC isimli bir farını doğru almışım değil mi? Biraz kirpik tiplerine eyeliner süreceğim. Biraz kaşlarımı düzelteceğim. Bunun içinde Sephora'dan aldığım bu pudra olması gerekiyor. Kaş pudrası sanırım. Onu şöyle göstereyim. Ay, şöyle bir şey. Ben böyle yapayım. Sadece kaşlarımın doldurulması gereken yerlere dokundurtuyorum. Fazlasını yapmak istemiyorum çünkü bu sefer işte böyle. Fazla yapmak istemiyorum çünkü bulaşıyor. Ben önce bir an önce şu kirpiklerimi takmak istiyorum. Ben Flormar'dan almıştım. Yine alışveriş videomda göstermiştim bunu. Şöyle ben duo yapıştırıcısıyla yapacağım. Şimdi çok hafif bunu değdiriyorum. Bir süre bekleyeceğim ki ıslak olmasın. Bir dakika boyunca hatta daha makul bence. Çok böyle yoğun bir kirpik değil benimki. Biraz daha doğal dursun istediğim için de.
Ay şimdi kirpiklerimizi taktık. Artık gözümüzün altına geçebiliriz. Şöyle ufak kesik bir fırça aldım. Yine böyle bu daha önce sürdüğüm siyah Black Track isimli nakit paletinden bunu çok hafif kirpik diplerine yayıyorum. Kahverengi göz kalemini alıyorum. Bu Mekin Ted isimli kahverengi göz kalemi. Bunu da birazcık yayacağım. Daha böyle buğulu bir göz olsun istiyorum. Bir de daha kalıcılığı artsın ki alt tarafa çok akmasın. Var çünkü biraz daha akıyor. Yine gözümüzün içine de bu Mekin Engraved isimli göz kalemini süreceğim. Daha yayabilirim şöyle fırça, kalem fırça. Böyle açık tonlarda bir far sürüyorum. Bu da Nude Dude paletinden şu. Fables isimliymiş. Şöyle WhatsApp bunun ismi. Benefit'ten almıştım. İlk başlarda zaten hep ben bunu kullanıyordum. Daha sonra tabii bir blue'yu alınca o biraz daha... Şimdi artık sıra geldi. Allah. Bugün bu Max Factor'dan aldığım Cream Puff Blush isimli allık kullanacağım. Bir allık fırçası alıyorum. Bu sefer bu şekilde bir tombulla deneyim bakalım. Bu pastinin Daylong Lip Color isimli rujlarını kullanacağım. Bunlar zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Mat rujlardı bunlar da. Bunlar harika ve ben bunların biraz daha iyi sürümünü sağlamak için bu Dibam'dan aldığım silikonlu bir baza dudaklarımı süreceğim. Çünkü benim dudaklarım çok kuru ve hep böyle içlerine doluyor, çatlak çatlak oluyor. Bunun sayesinde daha pürüz sürülecek. Herkesin böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Fırçayla ilgili bilmek istedikleriniz veya kullanıyorsanız yorumlar kısmını bırakmayı unutmayın. Ben fırçadan çok memnun kaldım. Umarım kamerada bu şekilde görünüyordur. Ben bayılarak kullanacağıma eminim. İlk kez sizinle deneyimlemiştim. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.